Herkese merhaba, ben Alparslan. Bugün sizlerle birlikte kaldığımız yerden devam ediyoruz Skyblock'a. Gördüğünüz gibi en son şu şekilde alanımızı uzatmıştık ve buralara ağaçlar dikmiştik ki ağaca ihtiyacımız olsun. Şu şekilde şuraya bir mob spawner yaptık. Burada bir tane cobblestone generator'ımız var. Ve yeri çimenlendirerek böyle güzel bir alan yaptık. Bunları şimdilik kullanmayacağız fakat ilerleyen zamanlarda hayvan farmı yapmak istediğimizde kullanabileceğiz. O şekilde ayarladım. Gündüz olmasını bekliyorum. Gündüz olduktan sonra şuraya girişip hızlı bir şekilde orayı temizleyip hemen eşyalarımızı alıp gelişmeye başlamamız lazım. Bu kadar yani, şu anlık bu şekilde yaptık. Evet. Şimdi devam ediyoruz. Şu şekilde ben şu arayı bir kapatmak istiyorum. Şu arayı da bir kapatayım. Şöyle koydum. Zaten sabah da oldu. Büyük ihtimal o arkadaşlar yanacak. Ben de yavaş yavaş orayı kazmaya başlayayım. Girişeceğim çünkü oraya. Evet, şimdi. Orada herhangi bir creeper yok galiba. Şöyle örümcekleri kendime doğru çekeyim. Gel bakalım. Gel gel gel. Şöyle vurdum. Hop, öldürdüm. Aynen. Evet, ilk ipimizi aldık. İki tane ip çok iyi oldu bizim için. Galiba iki tane ip lazımdı. Aynen öyle. Şu örümceği arkadaşımızı da çekelim. O iskelet yansın. Ölsün ondan sonra. Ne oldu? Bir ayarımı yanlış yaptım acaba. Direkt canlandım da. Orada bir creeper var. Şu örümceği bir indireyim önce. Örümceğimizi indirdik. Şu şekilde aşağı inelim. Creeper gördü. Şöyle creeper bir aşağı atalım. Tamam. Şöyle, 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 şöyle. Siz bir ölün. Size ihtiyacım yok. Zaten örümceklerim, yani iplerimi aldım. Bana lazım olan ipti. Şu şekilde seni de öldürdüm. Aynen öyle. Şimdi şöyle eşyalarımızı topladık. Gördüğünüz gibi mob spawner tamamen böyle çalışıyor. Çok güzel bir sistem yaptığımı düşünüyorum. Harika bir sistem neredeyse. Çok tıkır tıkır çalışıyor. Şimdi iki tane şu arkadaşlardan alıp hızlı bir şekilde olta yapmam lazım benim. Olta yaptıktan sonra bakalım şu suda tutabiliyor muyum? Şöyle atayım. Bir deneyelim. Galiba tutamıyoruz ama. Denemekten zarar gelmez galiba. Yok, tutamıyoruz. Şimdi bu suyu kesinlikle böyle güzel bir alana almamız lazım ki suda bir şeyler tutabilelim. Şöyle küçük bir karelik bir alan yaptım. Şöyle şunu koydum, şunu koydum. Şöyle şunu aldım. Şöyle koydum. Bir deneyelim. Tamamen deney amaçlı yapıyorum şu anda bunu. Normalde mantıksal olarak olması lazım Minecraft'ın kurallarına göre. Hadi bakalım. Olsun lütfen. Bat içine. Hadi. Aynen öyle. Oluyor. Çok güzel. Çok iyi oldu bu. Çok çok iyi. Şöyle. Hemen iki tane fırın yapalım. İki tane neden yapıyorsun diye soracak olursan hızlı bir şekilde ısıtma işlemlerimizi yapabilelim diye. Şöyle koydum, şöyle koydum. Hemen birazcık balık tutacağım ben buradayken. Sizle birlikte de sohbet ederiz. Şimdi yapacağımız şeylerden biri. Ağacımız büyüdü gözümüzün önünde. Çok iyi. Yapacağımız ilk işlerden biri bu bölümde. Kesinlikle şu karşı adaya gidip oradaki eşyaları almak olacak. Altına güzel bir şekilde tahtadan veya taştan güzel bir yer yapacağım. Yer yaptıktan sonra da oradaki kumların düşmesini engelleyeceğim. Çünkü kumların hepsi de lazım. Çünkü elimizde başka bir kum kaynağı yok. O kumları aldıktan sonra buraya geleceğiz. Oradan bir kaktüs farmı oluşturacağız. Daha sonra burada bir alan oluşturarak güzel bir hayvan oluş, yani hayvanın spawn olabileceği bir alan oraya ayarlayacağız. O esnaya kadar zaten bizim ikinci veya üçüncü şey, ikinci diyorum, üçüncü veya dördüncü bölümde kadar bu çimenler oraya yayılmış, hatta bayağı bir kaplanmış olacaktır. O şekilde bir şey olacağını düşünüyorum. Daha sonra büyük bir mob farmı yapmayı düşünüyorum. Büyük farmı yaptıktan sonra da böyle kendimiz vurarak, yani içerisinden eşya düşme olasılığını arttırarak bir mob farm yaptıktan sonra da sonrasını düşünürüz ya. Şimdi şu arkadaşlarımızı şu şekilde koyalım. Ben bir balta yapmak istiyorum artık. Fazlasıyla düşeceğini düşünüyorum artık odunlarımızın. Şöyle çubukla yaptık birazcık. Şöyle bir tane de balta yaptık. Yapamadık. Şöyle yapayım ya hızlıca. Uğraşmak daha istemiyorum. Çok güzel. Bir ağacımız daha çıktı. Şöyle eğildik.
Şöyle hızlıca kırdık şurayı da mecburen. Odunlarımızı aldık şimdi. Şuradan bambularımızı da hemen alalım. Şöyle. Tamam. Birazcık şunlardan alalım. Kesinlikle karşıya gideceğim şimdi. Şöyle koydum. Şu oltamızla şurayı aslında şunları bir pişirelim. Şunlar da pişiyor mu acaba? Şunlar da pişiyorsa çok iyi. Vallahi iyi. Birazcık yemek lazım olacak çünkü. Daha demin öldük. Şöyle hemen ver bana balığımı. Tamam. Eğer acıkırsak oradan alırız. Dur bir dakika. Şu oltamı koymam lazım. Her şey yaparım da bu olta yapamam şu durumda. Birazcık daha örümcek çıkması gerekir. Şöyle aşağı bir inelim. Şöyle aşağı iniyorum. Şu karşıya bir gidelim. Şimdi bakalım. Az kalmış. Oradaki sandığı açtığım anda büyük ihtimal tüm kumların hepsi aşağı doğru döküleceği için sandığı açmayacağım ilk başta veya herhangi bir blok kırmayacağım. Yanına da blok koymayacağım. Şu şekilde şuraya su koyar. Su koyduktan sonra aşağıdan bir plaka yaparız. Plaka yaptıktan sonra da rahatlıkla, gönül rahatlığıyla kırabiliriz. Şöyle bir suyumuzu alalım. Şu şekilde. Şurada wow, bir sürü sapling'imiz olmuş. Bu çok iyi. Bu çok iyi. Harika. Şöyle şu arkadaşı alalım. Büyük ihtimal hepsi pişmiştir balıklarımızın. Aynen öyle. Şöyle şu arkadaşı koyalım. Şu suyumuzu alarak şu sapling'i koyalım. Ne olur ne olmaz. Yani her türlü fidan bize lazım olur. Ne kadar çoksa o kadar iyi olur bizim için. Şimdi şöyle koydum. Şöyle bir yana. Öyle yapmayayım. Şöyle ha, şu tarafa doğru. Şöyle bir kademe koydum. Sonra aşağı doğru ittim. Bir kere daha indim. Şöyle koydum. Buraya koymayayım. Şöyle üzerindeyken kırayım. Birazcık daha aşağı ineyim. Bir kademe daha. Sonra düz. Hayır, tam blok olması lazım. Tam blok olmazsa düşebiliriz. Daha doğrusu blokların hepsi kırılabilir çünkü bunlar biliyorsunuz ki düz bloka sadece koyulabiliyor. Bakayım tekrar bir kontrol. Aynen öyle. Şöyle. Tamam şimdi. İlk yapacağımız şey bu altına güzel bir plaka yerleştirdikten sonra yukarıdaki kaktüsleri almak olmalı. Kaktüsler de bize lazım olacak. Şöyle şuraya bir kısmı, ah be yanlış yaptım. Hemen şunları bir alayım. Şöyle, 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 şöyle. Şu arkadaşı kıracağım. Şöyle koydum. Şöyle bir etrafa da yerleştirelim. Ne olur ne olmaz. Tamam. Şimdi şu yukarıya doğru çıkalım. Şöyle. Ben şu kovamı ne olur ne olmaz diye bırakayım. Kova düşer müşer şimdi. Boşu boşuna kaybetmek istemiyorum. Üzerimdeki her şeyi yapabilirim. Fakat kovayı şu anda yapamam. Şu bambuları da toplayayım. Daha hızlı çıksınlar. Şöyle. Şu orman meyvelerimi de alayım. Birisi düştü ama olsun. Bırak artık beni. Şöyle yedik. Molinamızı. Şu arkadaşlara koyalım. Üzerimizde şişe diyorum. Kova kaldı mı? Kalmadı. İyi. Hızlı şekilde gidelim. Şimdi ilk amacımız şuradaki kaktüs arkadaşımızı almak. Aldığımız anda hepsi yere yıkılacaktır. Yıkılmadı. İlginç. Şunu kırdığımız anda o zaman. Allah Allah, kırılmıyor. Bunu kırdığımız zaman o zaman. Yok, kırılmıyor. Allah. Tahmin ettiğim gibi oldu. Şöyle aşağıda doğru şöyle. Evet, her şeyimizi aldık. Şimdi burada kalma amacımız kalmadı. Burayı büyük ihtimal kırarım. Çünkü buraya ihtiyacımız yok. Komple o kısmını yok edeceğim. Ve bize neler geldi şimdi? Bir bakacağız. Şimdi öncelikle bize gelenleri sayacak olursak 3 tane kaktüsümüz var. 27 adet kumumuz var. 10 tane obsidyen, 1 tane bal kabağı tohumu, 1 tane de karpuz dilimi. Karpuz dilimini karpuz tohumuna çevireyim. Şu şekilde koyayım. Tamam. Şimdi başka ne var? Başka bir şey yok. Şunu koyacağız. Bunu koyacağız. Şu sandığı buraya koyabilirim. Sandığın içerisinde de şu şekilde özel eşyalarımı koyayım. Şu arkadaştan bir adet alayım. Bu bölümü birazcık kısa tutabilirim.
Şimdi bunu yaptığımıza göre bir Nether'a yavaş yavaş bir adım atabiliriz aslında. Birazcık taş alayım yanıma. Hızlı bir şekilde Nether'a gitmek için. Nether'a nasıl gideceğinizi de göstereceğim. Çakmak taşı veya demirimiz olmadığından dolayı zor olacağınızı düşünüyorsunuz. Evet, gerçekten çok zor olacak fakat yani oyunun kendi hızına bağlı olarak ister yani oyunun şans olayına bağlı birazcık da. Eğer bir saniyede de çıkabilir. Doğru koşullar sağlanırsa. Doğru koşullar sağlanmazsa isterseniz yarım saat bekleyin. Uzun süre beklemek zorunda kalacaksınız. Şu şekilde. Şöyle kenara koydum. Şöyle. Bu blokları kıramayacağız. Ondan dolayı en mantıklı yere koymaya çalışıyorum. Ki bana burası mantıklı geliyor. Şöyle. Ben bunu nasıl koyabilirim ki buraya? Ha, şöyle yaparım. Of, düşüyordum yine ya. Şöyle koydum. Tamam. Şimdi burayı nasıl yapabiliriz? Güzel soru. Şurayı şöyle mesela bir kapatacağız öncelikle. Zaten burası bir tam blok olarak geçiyor. Koyduk. Lav komamızı alacağız. Lava ne için ihtiyacımız olacağını anlayacaksınız şimdi. Şöyle şuraya koydum şu arkadaşı. Lavımızı alalım. Birazcık odun almamız gerekecek. Şu şekilde birazcık odunumuzu alalım. Şöyle şunları bir çevirelim. Zaten her türlü çevirecektik. Şöyle. Şuraya bir blok koydum. Şöyle, 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 şöyle. Şöyle koyduğum anda bu buraya yayılacaktır. Değil mi? Doğru. Şimdi şöyle koydum. Bu yanacak büyük ihtimal. Şöyle yanacak. Of of of. Nasıl? Su 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 su. Of, ölümden döndüm. Ölümden döndüm. Çok korktum. Üzerimde kova vardı. Hemen yemeğimi yiyeyim de. Şu kovayı koyalım da ne olur ne olmaz şimdi. Ayaküstü yok, kaybolmasın. Şimdi arkadaşlar. Gördüğünüz gibi böyle bir sistem kurduk. Bu sistemin amacı ne diye soracak olursanız, lav biliyorsunuz ki yanıcı bir madde. Bu arkadaş bunu yakacak, gördüğünüz gibi yakacak. Ve bu yavaş yavaş birbirlerini atlayacak. Atladığı zaman burada bir Nether portal oluşacak. Bu alevin etkisiyle. Bundan dolayı da Nether'a gidebileceğiz. Evet, şimdi beklemekten başka şansımız yok. Gördüğünüz gibi şanslıyız ki ilk de tutturduk. Bunun yanmasını bekleyeceğiz şimdi bir süre. Yan tarafa da sıçradı. Çok güzel oldu bu. Şimdi bu ikisi gittiği andan itibaren Nether portalın oluşması lazım. Burada gitti. Aynen öyle. Şuraya da lütfen. Şuraya en hızlı şekilde ulaşırsa direkt ben burayı kırabilirim. Hadi bakalım. Yan. Oluşmazsa bir daha deneyeceğiz. Başka şansımız yok. Bakayım, çevrede yok bir şey. Aynen öyle. Evet. Sizinle birlikte merak ediyorum, oluşacak mı? Hayır, oluşmadı. Son bir kez daha deneyeceğim. Yanlış yaptık bir şeyi galiba. Şu kovamızı alayım. Kovamızı almadan önce birazcık da odun alayım yanıma. Şu arkadaşı bir keselim şuradan. Yanlış bir şey yaptık. Ne yanlış yaptığımı hatırladım. Yani şu şekilde sadece şu kısma koyacaktık ki burası yanar yanmaz direkt kendi oluştu. Şansa bakın, dediğim gibi bir saniyede bile oluşabilir. Of of, git git git. Demir çıkabilir ama. Şu arkadaşı şöyle bir kapatalım. Sen bir gel bakalım aslan. Şöyle seni bir öldüreyim. Yok, demir çıkmadı ama çürük et çıktı. O da iş görür. Şimdilik tamam. Şimdi orayı nasıl halledebilirim? Oraya halledemem şimdilik. Oraya bir blok koymak zorunda kaldım. Şu şekilde. Şöyle bir blok koyayım ben. Şöyle şu arkadaşı indireyim. Demir çıkarsa direkt ölümüne oraya atlarım. Ne çıktı? Önemsiz bir şey. Şimdi. XP'miz düştü. Burayı bir şekilde temizleyeceğiz ama birazdan temizleyeceğiz. Şimdi gündüz olmasını bekleyeceğiz. Şu şekilde lavamızı şuraya bir koyalım. Şöyle kapatalım. Şimdi bizim ihtiyacımız olan ne var? Şu arkadaşı bir kez daha temizleyelim. Şuradan bir meyve alalım ve yiyelim. Hızlıca canımızı dolduralım çünkü zombi sıkıntılı bir şeydi daha demin. Hızlı bir şekilde şu bambuları bırakayım. Hızlı bir şekilde Nether'a gideyim ben. Nether'da altın yapacağız. Daha doğrusu altın makinesi yapacağız. Altın makinesini nasıl yapacak derseniz, piglinler ve zombi piglinler kendileri spawn olabiliyorlar. Bu spawn işlemini kullanarak, of, kör oldum. Bu ne böyle? Buga mı girdi?
Alo. Alo. Ne oluyor ya? Anlamadım ki. Bug'a girdi galiba. Yakınımızda bir zombi var. Önemsiz. Ben burayı bir merak ettim. Bug'a mı girdi ya? Allah Allah. Bu ne ya? Allah. Çok değişik. Burada bir hata mı var? Anlamadım ki. Neyse, sonra gideriz. Olmadı ben bir orayı düzeltmem lazım bir şekilde. Şu şekilde seni bir öldürelim. Allah Allah, ora niye öyle oldu ya? Kafam çok karıştı şimdi. Tüm taşlarım da gitti. Şimdi taştan bir kazma yapmamız lazım. Taştan kazma yapmamız için de taş lazım. Fakat taşımız hiç kalmadığı için tekrar tahta kazmayla kazmamız gerekecek. 3 tane yaptıktan sonra direktman taştan yapacağım. Hiç uğraşamam onunla. Tahtayla yarım saat kaz kaz dur. Bir tane daha kazacağız. Orada nasıl bir hata olabilir ki ya? Allah Allah. Bambuların ikisi büyümüş aynen. Şunları bir alabilirim. Şöyle bir tane çubuk elde ettik. Şu arkadaşı da alayım. Alamadık onu da. Neyse sağlık olsun. Şuradan bir tane çubuk yaparız. Zaten yeterince tahtamız var. Şöyle koydum. Taş kazmamızı aldım. Hızlı bir şekilde toparlanmam lazım. Ben bir yeniden başlatıp geleyim ya şeyi. Bu map'i tekrar bir başlatıp geliyorum hemen. Oraya kadar görüşürüz. Zaten sizin için bir saniye olacaktır. Evet arkadaşlar, sorunun cevabını buldum. Şöyle ki Nether'a benim bu kullandığım Shader'la birlikte gidince bug oluyor bildiğiniz. Bug olduğundan dolayı da sıkıntı yaşıyoruz. Bu arada daha deminki o şey sıkıntısını da çözdüm. Aniden doğum olayını da bir game rule hatasından dolayı oyunu başlatırken yanlışlıkla data kısmına bakarken yanlışlıkla emote spawn diye bir ayarı açmışım. Onu kapattım hızlı bir şekilde ve işte buradayım. Karşı tarafta 4 adet creeper, bir tane de iskelet canlanmıştı. İskeletten 2 adet kemik düştü ve creeper'dan ise 3 tane mi 4 tane mi ne barut düştü. Gördüğünüz gibi kemiğimiz de burada. Evet, şimdi şöyle hızlıca kırıyoruz. Birazdan size Nether'ı da göstereceğim. Nether'la alakalı tekrar yeni bir proje canlandı aklımda. Yani şu şekilde ki Nether'ın o kısımda birden fazla obsidyen elde edebiliriz. Obsidyenin niçin kullanacağımız hakkında hiçbir fikrim yok, fakat farklı farklı yerlerde farklı farklı portallar açarak güzel bir görüntü oluşturabiliriz obsidyenle birlikte. Ve bu bizim çok hoşumuza gidecektir büyük ihtimal sizin. Şimdi o büyük büyük bir ağaç geldi. Şimdi göstereceğim size, Shader'la birlikte kullanınca bug'a giriyor. Onu fark ettim ne yazık ki. Ama Shader'sız şekilde girince Nether'a gördüğünüz gibi taş gibi taş. Evet, şimdi şu şekilde aşağı doğru bir inelim. Her şeyden önce. Şöyle şuraya indik. Şöyle bir kademe daha indik şöyle. Gördüğünüz gibi burada bir adet chest'imiz var. Bu portaldan normalde gelmemiz gerekirken bu portaldan canlanmıyoruz. Fakat yukarıda bir yakın bir portaldan canlanmış olduk. Bir kırmızı mantar, bir de kahverengi mantar, bir tane daha buz, kuş odunu ve sugarcane. Bu buz ne için kullanacağız derseniz sınırsız su kaynağı yapmak için gerçekten lazım olacak bir malzeme. Şu şekilde çıkalım ve hızlıca Nether'da işimizi bitirelim. Bugünlük bu videoyu birazcık kısa tutacağım. Çünkü depolama alalım fazla kalmadı. Hemen öbür videoları renderleyip hızlı bir şekilde size gönderip yenisine çekmeye çalışacağım. Şu şekilde koyduk. Şimdi genel olarak yapacağımız pek fazla bir şey kalmadı. Artık gelecek videolarımızda daha fazla şeyler yapacağız. Bu videoluk şimdi kısa olsun. Gelecek videolarda emin olun 40'ar dakikalık videolar olacaktır. Beni izlediğiniz için çok ama çok teşekkür ederim. Like atmayı, abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Yani zaten aynı şey, pardon. Bildirimleri de açarsanız anlık olarak size bildirim gelecektir. Yeni video yüklediğim zaman ve bu sayede hızlı bir şekilde videolarıma erişebileceksinizdir. Müsait olduğunuz zaman izlersiniz. Size kalmış artık.
Beni izlediğiniz için tekrar tekrar teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Bay bay.